Müslüman orduları Anadolu'ya geldikten sonra Süryaniler, Kıptiler, Anadolu Hristiyanlığı yok olmaktan kurtuldu. Mor Mihail Rabo'nun kroniğinde Kılıç Arslan vefat ettiği zaman 40 gün Süryani kiliselerinde yas ilan ediliyor. 40 gün. Eğer Türkler olmasaydı, bunu bir bilim adamı olarak söylüyorum. Türk ve Müslüman olduğum için değil, o kimliğimi bir araya bırakıyorum. Önce Müslüman Araplar, arkasından da Selçuklar, Müslüman Türkler olmasaydı, yeryüzünde bugün bir tek Ermeni hayatta olmazdı, bir tane Süryani hayatta olmazdı, bir tane kilise ayakta kalmazdı. Bizans bunlar hepsini yok ederdi. O Kaysero papizm devlet anlayışı, yani tek devlet, tek kilise ve tek kanun. Onunla bütün bunları yok edeceklerdi. Zaten en büyük Ermeni şeyini soykırım falan. Soykırım yapan Bizans. O bilmiyor. Bu nedenle mesela biz yani Ermenilerin meselesini bir tarafa bırakalım. Milli mücadeleye biz başladığımızda Süryanileri çok ayartmak istediler Fransızlar. Size devlet kurduralım, şöyle edelim, böyle edelim. Daha milli mücadelenin başlangıcında, henüz tünelin ucunda ışık bile görünmezken Ankara garında Mustafa Kemal'i karşılayanlar arasında Süryani Patriği İlyas Şakir de vardır. Fotoğrafları da var. Mor Gabriel'de, Deir-Zeferan'da, manastırlarda, burada İstanbul'daki bu Tarlabaşı'ndaki kiliselerinde de fotoğrafları vardır. Cemaat kaç kişi var şu anda? Cemaat şu anda Türkiye'de 17-18 bin civarında, 15 kişi arasında. 15 bin kadarı İstanbul'da yaşıyor. Mardin ve Midyat civarında 2500 civarında Suriye'de yani kalmış. Suriye'de daha fazla. 1980'lerde bizde 45 bindi. Bizde 45 bindi. Fakat o göçlerle falan işte Avrupa'ya, bu ekonomik çok İsveç'e falan giden var. Skandinavya'ya giden çok şeyde var. Aşağı yukarı bugün Avrupa'da 210 bin civarında. O bayağı. Almanya'da 70 bin var mesela. Hepsi işte buradan İsveç'te, evet, 40 bin var. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunlar. Benim en son şurada rakamları da var. Bu dergide de yazdım ben onların şeyleri. Ben geçen gün Suriye'ye giderken Patrik kılıklı biriyle beraber gittim. Süryani Patriği gibi bir adamla beraber gittim. Patrik'ti herhalde de. O psikopos falan. Psikopos, ama böyle bayağı baba bir adamdı. Tabii işte onlar makam şapkalar, kalabalıklarda havaalanında böyle bir sürü siyah kıyafetli adam karşılıyor. Mercedes'ten falan. Baktım, dedim ki bu din adamları her yerde. Nereye giderken? Suriye'ye gidiyorum. Suriye'ye giderken. Şam'a gidiyorum. Şimdi onların kıyafetleri tabii aynı zamanda bir itikadi şeyi de içinde barındırıyor. Onlar İsa'nın yeryüzündeki temsilcileri, psikoposlar. Vefat ettikleri zaman normal müminler gibi onlar defnedilmezler Fatih Bey. Tören elbiseleri, en iyileri giydirilir. Böyle bir koltuğa da oturtulur. Asası elinde, haçı göksünde. Ve o koltuğuyla, o makam, metropolitlik yaptığı, yani müftülük, il müftülüğü gibi yaptığı şeyle beraber bu şekilde gömülür. Mezarında dik oturulur. Enteresan. Heh. Eski dergilerde vardır. Eski Türkçe dergilerde bu patrikler, metropolitler ölür, koyarlar, ziyarete giderler. Fotoğrafları çıkmıştır. Adamın eline sopası, asası duruyor böyle. O gömüyorlar öyle sonra. Öylece gömüyorlar. Yani onun sebebi şu, İsa gelecek ya onların inancına göre ahirete yakın, kıyamete yakın. Geldiği zaman bunlar onun askeri. Hemen tören kıyafetiyle ayağa kalkacak, karşılayacak.